Kardiyoloji uzmanı Doktor Halil İbrahim Erdoğan, gribal enfeksiyonların arttığı kış mevsiminin ortasına geldiğimiz şu günlerde kronik kalp hastaları, diyabet hastaları ve böbrek yetersizliği olan hastaların enfeksiyonlardan normal insanlara göre çok daha fazla etkilendiğini söyledi. Gribal enfeksiyonların çok fazla arttığı şu kış mevsiminin ortasına geldiğimiz günlerde, evet grip birçok hasta tarafından ya da birçok insan tarafından geçirilebilir. Ancak kronik hastalık olarak tabir ettiğimiz kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, özellikle kalp yetersizliği hastalarında hastalığın seyrini ağırlaştırıp hastane yatışlarını artırabilmektedir. Aslında hastaların grip olduktan sonra ne yapacağımızı konuşmaktan ziyade hastaların grip olmamasını önlemek önemli. Özellikle kardiyovasküler yani kronik kalp hastalıkları için. Bu durum için özellikle Ekim, Kasım ve Aralık aylarında grip aşısı bizler tarafından hastalarımıza önerilmekte. Çünkü grip aşısı hem hastalığın ilerleme boyutunu azaltmakta hem hastaların hiç grip virüsüne bulaşmamalarını, en azından hastalık oluşturmamalarını engellemekte. Kardiyoloji uzmanı Doktor Halil İbrahim Erdoğan, kalp hastalarının grip ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmasını tavsiye etti. Bildiğiniz gibi grip hastalığının yani influenza virüsünün vücuda girdikten sonra hastalar öksürük, baş ağrısı, terleme, yüksek ateş ve kas ağrılarıyla kliniklere, acil servislere başvurabilmekteler. Ancak risk faktörleri olan diyabeti, hipertansiyonu, böbrek hastalığı, sigara ve obezite gibi koroner arter hastalığı için ciddi risk faktörleri olan hastalarda grip kalp krizini tetikleyebildiği için hastalar göğüs ağrısı meydana gelmesini gribe bağlayabilirler ve bir kalp krizini gizlice geçirmiş olabilirler. Ve bu da hayati öneme haiz durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Gribal enfeksiyonlar vücuda girdikten sonra ve üst solunum yolu enfeksiyonunu geçirdikten sonra bu domuz gribine daha çok karşımıza çıkıyor. Vücudun direncinde bir düşme oluyor ve diğer fırsatçı enfeksiyonların vücuda girmesine sebep olabiliyor. Kalp açısından önemli durum ise Coxsackie virüs dediğimiz kalp duvarını tutan ve miyokardit gelişmesine sebep olup ilerleyen dönemde ani kalp yetersizliğine sebep olan bir durumla karşımıza çıkabilir. Özellikle 20, 30 ve 40'lı yaşlar için bu durum çok önemlidir.